Şanlıurfa, pardon, Halkların Demokratik Partisi Şanlıurfa Milletvekili adayı Sayın Osman Baydemir. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Aslında İyi yayınlar diliyorum. teşekkür ediyorum. Normalde konuklar heyecanlanır ama bugün bizim dilimiz sürçtü, kusura bakmayın. Estağfurullah, Bu arada estağfurullah. tekrar diyorum, hoş geldiniz programımıza. Bizi kırmadığınız için, zaman ayırdığınız için teşekkür ediyorum. Hemen zaten arkadaşlarımız teknik bir sorundan dolayı 3-5 dakika kadar gecikmeli programa başladık. İzleyicilerimizden de özür dileyerek. Bugün 1 Mayıs malumunuz. Partinizin de savunuculuğunu yaptığı en büyük değerlerden biri olan emek, emekçinin hakları noktasında ve emeğin emekçinin bayramı. Bu konudaki görüşlerinizi alarak programı açalım istiyorum. Bir kez daha ekranları başında bizi izleyen kıymetli kardeşlerimi saygıyla, sevgiyle, hürmetle selamlıyorum. Ve müsaadeniz olursa kentimiz Ruhada, Urfa'da, Akça Kalesi'nden Sivereğine, Haran'ından Surucu'na, Ceylan Pınarı'ndan Bozova'sına, Halfeti'sine, Bireciğine kadar, Bozova'sına kadar, Karaköprü'den Eyübiye'ye, Halilye'ye kadar. Yani 2 milyon nüfusumuzun tamamının aslında bugün itibariyle esas temel sorunu olan, emin olun, hani ekonomi, emek, yoksulluk, yoksun bırakılmışlık. Tam da hani 1 Mayıs ve Urfa. Urfa ve 1 Mayıs. Emek ve Urfa, Urfa ve Urfalı'nın hakkına, hukukuna kavuşması meselesi, mücadelesi, çabası. Öncelikle dünyanın gelişmiş ülkelerinde işçi sınıfı diye bir sınıf vardır. Ve işçi sınıfı, yani fabrikalarda çalışan insanlar, tarlalarda çalışan insanlar, bir nevi alın teriyle, beden gücüyle veya zihinsel gücüyle çalışan, üreten insanların emeklerinin karşılığını alması çabasıdır aslında işçi sınıfı dediğimiz, sendikal mücadele dediğimiz mücadelenin özü. 1 Mayıs'ı 1 Mayıs yapan emek sınıfının, yani işçilerin, yani çalışanların, kadınların, gençlerin, insanların haklarına erişim çabası sürdürdükleri dönem içerisinde maruz kaldıkları baskıdır. Ama bu baskı bir şekilde kırılmış ve haklarına, hukuklarına sendikal hak elde etmeyle kavuşmuşlardır. Şimdi Türkiye'nin batı yakasında önemli oranda kabul etmek lazım ki bir emek sınıfı var. Yani bir işçi sınıfı var. Yani bir çalışan sınıfı var. Ama kurban gel gör ki Fırat'tan bu yan ta Hakkari'ye kadar, Zap'a kadar bizde maalesef henüz işçi sınıfımız yok. Henüz emekçi sınıfımız yok. Bizdeki esas büyük sınıf işsiz sınıfı. Aşsız bırakılan sınıf. Benim açımdan 1 Mayıs'ın, hani Urfa'mız açısından en önemli yanı, bir emekçi sınıfımız dahi yok. Bir emekçi sınıfımızın, işçi sınıfımızın oluşumuna dahi müsaade edilmiyor. Müsaadeniz olursa, tabii buyurun. Çalışan bütün kardeşlerimin 1 Mayıs Dünya Emekçi Günü'nü yürekten kutluyorum. Ama öte yandan esas manasıyla bugün emeği sömürülenler kimlerdir diye bana sorarsanız, Urfa'mız özgürlüğünde, hatta Türkiye özgürlüğünde. Bu noktada bir parantez açıp yani soruyu genişletmek adına, yani aslında soruyu ben sormadan konuya girdiniz ama emekçi sınıfı ile ilgili bu şeyde işte taşeron işçiler de var. Konuya bunu da dahil ederek devam edersek emin olun daha şu etkili olur. anda Türkiye'de emeği sömürülenler birinci manada taşeronlaştırılan, hizmet alımı olarak adlandırılan ama özü itibariyle 21. yüzyılın bana göre kölelik sistemi olan,
gerçek emekçi sınıf budur. Yine İşkur üzerinden 3 aylığına, en fazla 6 aylığına çalıştırılan insanlardır. Öte yandan Türkiye'nin 48 vilayetine kamyon sırtında istiflenircesine amele olarak gönderilmek zorunda kalan, gitmek zorunda bırakılan Urfalı kardeşlerimdir. Emekleri sömürülenler ve gerçek manada hani emekçi dediğimiz. Bugün Evren Sanayi Sitesi'ndeydim. Oradaki çıraklardır, oradaki ustalardır, oradaki insanlardır. Yani bir nevi sömürünün de içerisinde bir sömürünün olduğu, hani sömürünün de sömürüsü diyebileceğimiz bir nüfusal çoğunluktan bahsediyorum. Esas günleri kutlanması gereken ve esas yanlarında yer alması gerekenler bu sınıftır diye düşünüyorum. Bu aslında doğası içerisinde muazzam bir eşitsizliği de barındırmakta. Örneğin aynı kamu kuruluşunda, Urfa'da aynı kamu kuruluşunda, aynı işi yapan iki insan düşünün. Birisi kadrolu, 3000 YTL maaş alıyor ya da 2500 YTL maaş alıyor. Bir diğeri İşkur üzerinden 2 aylığına, 3 aylığına, taş çatlasın 6 aylığına işe alınmış, 700 lira, 800 lira alıyor. O insanın psikolojisini bir varın düşünün. Dolayısıyla 1 Mayıs'a sahip çıkmak ya da emeğe sahip çıkmak, emekçiye sahip çıkmak, emin olun, bir kutsiyete sahip çıkmaktır. Bütün semavi dinlerde, inançlarda, özellikle de mensubu olduğumuz inanç, bize bir emekçinin, bir çalışanın alın teri korumadan onun hakkının ona teslim edilmesi, ödenmesi ve rızasının alınmasını emrediyor. Oysa gelin görün ki İçler acısı bir tabloyla karşı karşıyayız. Bugün Urfa sokaklarında emin olun 7'den 70'e kime dokunursanız bu alanda ilgili bir dokunduğunuzda maalesef 1000 ah işitiyorsunuz. İşte HDP tam da bu noktada güven ekonomisi modelini öneriyor. Bir kere kayıtsız ve koşulsuz. Bütün hizmet alımı personelleri, İşkur üzerinden umut aşılanan ve yoğunluklu olarak da seçim dönemlerine, seçim saddi mahallelerinde böyle birkaç bin insanı alıp seçmen eğilimini etkilemeye çalışılan bütün bu insanlar HDP iktidarı döneminde inşallah kadrolu işçi olacaktır. Bunların da en doğal hakkıdır. İki, bugün Türkiye'nin koşullarında ayda 900 lirayla 4 kişilik, 5 kişilik bir aileyi geçindirmenin imkanı asla ve kata yoktur. Bugün Urfa'nın Eyübiye'sinde, Haliliye'sinde veya Karaköprüsü'nde veya en kenarında bulunan mahallede dahi bir evin kirasını 400 liradan aşağı bulmanın imkanı yoktur. Ben binaları kastetmiyorum. Daha kenardaki yerleşim birimlerimizi kastediyorum. 400 liradan aşağı neredeyse kira bulamıyorsunuz. Dolayısıyla otomatik olarak bu alınan asgari ücretin yarısı kiraya gidiyor. O halde bu düzene bir son vermek gerekiyor. HDP'nin iktidarında inşallah gerçek manada emeğin karşılığı olmasa bile, gerçek manada onun bütün ihtiyaçlarını karşılamasa bile 900 liradan, 800 liradan 1800 liraya mutlak suretle asgari ücret çıkarmış oluyoruz. Eğer ana muhalefet olursak bunun mücadelesini veriyoruz. Ama aynı şekilde bütün yurttaşlarımız için dezavantajlı olan, asgari ücretle geçinen veya işsizlik sigortası olan veya çalışma yeteneğini bir şekilde yitirmiş olan bütün insanlarımızın 10 metreküp su yerel yönetimler tarafından tamamen ücretsiz verilmesini sağlayacak yasal düzenlemenin mücadelesini başlatacağız. Yine
Aynı şekilde 180 kilowatt saatlik bir enerjinin ücretsiz verilmesi konusunda mücadele başlatacağız. Tam da bu noktada öyle bir devlet tasavvur etmeliyiz ki devlet organizasyonunun kendisi inancımızın da öngördüğü, aslında sadece bizim mensup olduğumuz inancımız değil, bütün semavi dinlerin, sadece dinler değil, bütün etik kaidelerinin, ahlaki kaidelerinin öngördüğü emek, 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 emeğin karşılığının verilmesi, dökülen alın terinin karşılığının verilmesinin mücadelesi inşallah parlamento zemininde sürdürme imkanına sahip olacağız. Şimdi geçtiğimiz günlerde Cumhuriyet Halk Partisi de seçim programını açıkladı. Orada da çok büyük vaatlerçeler vardı ve ilk sorulan soru şu olmuştu, kaynak. Şimdi bahsettiğiniz, yani işte Halkların Demokratik Partisi iktidarında işte her vatandaşımıza, fakir vatandaşımıza işte belli metreküp su, belli kilowatt elektrik enerjisini karşılıksız vereceğinizi beyan ediyorsunuz. Bunun kaynağını sağlayabilecek güçte mi Türkiye'nin mevcut kaynakları? Zira işte Urfa'da son dönemde herkesin dilin ağzına sakız olan bir elektrik problemi var. Yani biz bile burada yayın yaparken gün içerisinde 4-5 defa elektrik kesintileriyle karşı karşıya kalıyoruz. Ama özel güç kaynaklarımız, sistemlerimiz olduğu için izleyicilerimiz bunu göremiyorlar. Ama yani şehir merkezinde bile bu tip sıkıntıların, sorunların yaşandığı bir teknik altyapıyla bunları çözebilmek mümkün mü? Türkiye, Eminönü Hakkari'sinden Edirne'sine kadar, İzmir'inden Sinop'una kadar, Sinop'undan Mersin'ine kadar. Türkiye'de kaynak sorunu yok. Türkiye'de imkan, olanak sorunu yok. Türkiye'de var olan olanağı, var olan imkanı, var olan kaynağı adil dağıtmama sorunu var. Adaletli olmayan bir bölüşüm sorunu var. Özellikle de son 13 yıllık AKP iktidarı döneminde, çok açık söylüyorum, belki Türkiye nüfusunun %1'ine tekabül etmeyen bir nüfus, rant ekonomisine dayalı, inşaat rantına dayalı, kimi yerde de teşvik rantına dayalı, zenginleştirildi, zenginliğine zenginlik katıldı, orta sınıf aşağı çekildi, alt sınıf, alt tabaka dediğimiz büyük yığınlarda yoksullaştırıldı. Dolayısıyla esas müdahaleyi ana akıma yapmak gerekir. Nedir o ana akım? Ekonomik politikaya müdahale etmek gerekiyor. Bakın, müsaadeniz olursa bizi izleyenler, Nemrudi uygulamaları sadece tarihte aramamak lazım. Sadece itikatta da aramamak lazım. Nemrudi uygulamaları ekonomik politikalarda aramak lazım. Sosyal politikalarda aramak lazım. Bu arada hemen araya giriyorum. Arkadaşlarımız işaret ediyorlar. Kısa bir reklam arası vermemiz gerektiğini işaret ediyorlar teknik olarak. İsterseniz cümlenizi toparlayın. Bir reklam arası. Siyasal verin. Politikalarda aramak lazım. Bütün bu uygulamaları. Bugün bu topluma dayatılan ekonomik politika, emin olun Nemrudi bir politikadır. Bir kişi aynı işi yapıyor, 3000 YTL alıyor. Bir diğeri aynı işi yapıyor, 900 lira alıyor. Bunun izahı yoktur. Bundan adalet ummak mümkün değildir. Peki çözüm nedir? Bu ülkenin parası yok demek koca bir yalandır. Bu ülkenin imkanı yok demek koca bir yalandır. Bu ülkenin var olan imkanı, var olan olanağı adil, eşit, bölüştürülmediği için bu derinlik, bu uçurum vardır. Öncelikle o adaletsizliği ortadan kaldırmak lazım. Çok kazanandan, çok varlıklıdan çok vergi alacaksınız. Az kazanandan az vergi alacaksınız. Hiç kazanmayandan da sosyal devlet olma gereği olarak sosyal haklar vereceksiniz. 2. Emin olun, hırsızlığın girmediği yerde
bereket gider. Kamu kaynaklarının israf olmasının önüne geçeceğiz. Evet, toplayalım son. Peki, isterseniz, devam edelim isterseniz. Reklamlardan sonra devam edelim. Kısa bir reklam arasından sonra tekrar sizlerle birlikteyiz izleyicilerimiz. Lütfen bizden ayrılmayın. Sayın Baydemir, kaldığımız yerden devam edelim. Cümlenizi tamamlayın, diğer konulara geçelim. Bir kez daha ifade etmek gerekirse, sorun kaynaksızlık sorunu değil. Sorun var olan kaynağın adil ve eşit bölüştürülmemesi, var olan kaynağın yönetilememesi sorunudur. Bir diğer husus, emin olun Türkiye'nin enerji sorunu yok ama enerji nakil hatlarında sorun var. Enerji nakil hatlarındaki kayıp oranı kaçak oranından 10 kat daha yüksektir. Bu da bir yönetememe sorunudur. Bir diğer husus, enerji sorunumuz yoktur. Enerjiyi özelleştirme sorunu vardır. Enerji özelleştirildiği için bugün Urfa'nın çiftçisi kan ağlıyor. Enerji özelleştirildiği için bugün Urfa'nın çiftçisi icralık durumunda olmuş. Yani bütün bunlara adalet gözüyle baktığımızda, sosyal devlet gözüyle baktığımızda bu bir yönetme sorunu olarak önümüze çıkıyor. Ama burada büyük bir algı operasyonu da var. Örneğin Türkiye her fırsatta dünyanın 17. büyük ekonomisi olduğu iddiasıyla Türkiye toplumuna bir algı operasyonu gerçekleştiriyor. Şimdi müsaadeniz olursa gelin hep birlikte Urfa'dan hükümete çağrı yapalım. Ya bu dünyanın 17. büyük ekonomisi Allah rızası için hani bir miskale zerre kadar Urfa'ya uğramaz mı? Akçakale'ye uğramaz mı? Haran'a uğramaz mı? Bir Haran'ın haline bir hakikaten bakmamız gerekiyor. Bir Akçakale'nin, bir Surucun, bir Urfa'nın haline bakmamız gerekiyor. Nasıl olur da dünyanın 17. büyük ekonomisine ait olan bir ilimiz 48 tane ilin amele parazatları haline dönüşür. Dolayısıyla bütün meseleyi artık bana göre algı operasyonlarını boşa çıkarmak suretiyle, üzerine gitmek suretiyle, hükümete ayna tutmak suretiyle ancak başa çıkarabiliriz. İsrafın haddi hesabı yoktur. Sadece Sayın Cumhurbaşkanı'nın sarayı değil ha. Emir onun sadece sarayı değil. İsrafın haddi hesabı yoktur. TİGEM örneğine bakalım. Urfa'mızdan TİGEM örneğine bakalım. TİGEM'in o muazzam genişlikteki toprağı gerçekten etkin değerlendiriliyor mu? Peki orada elde edilen ürün, örneğin tereyağı, örneğin peynirini, Urfa'da onu görebiliyor mu? O peynir, o tereyağı hangi sofralara gidiyor? Çok basit, çok küçük bir örnek. Emin olun Ankara'nın sofrasına gidiyor. Ankara'daki bürokratların birbirlerine, Maliye Bakanlığı'nın, Tarım Bakanlığı'na, Tarım Bakanlığı'ndan diğer bakanlıklara, eşrafa bir nevi hediyelik eşya olarak, gönül hatır olarak sunuluyor. Bunun gibi onlarca örnek var. Örneğin Cumhurbaşkanlığı'nın ya da Başbakanlığı'nın gizli ödeneğine demokratik bir rejimde ne ihtiyaç var? Bunun gibi onlarca kalemi sıralayabiliriz. Güven ekonomisiyle israfın, örtülü ödeneğin, rantın önlendiği bir Türkiye ekonomisinin bugünkü ekonomiden 100 kat daha verimli bir işleyişi elde edeceğinin de HDP bir nevi garantisini oluşturuyor. Şimdi ekonomiyle ilgili partinizin bakış açısı, ülkedeki ekonomiyle ilgili mevcut durumun değerlendirmesi sizin açınızdan böyle. Bir de yani ekonominin dışında geçen gün Sayın Selahattin Demirtaş'ın zikrettiği bir cümle, yani partinizin seçim beyannamesinde var olan maddelerden birini dillendirdi. Türkiye'de farklı bir algı oluştu. Özellikle Diyanet Başkanlığı'nın, Diyanet Müessesesi'nin kaldırılacağı yönündeki söylemleri. Ben ona gelmek istiyorum. Şimdi insanlar
ekonomiyi öyle ya da böyle anlarlar. Ama bu ülkede son dönemde din üzerinden siyaset yapıldığı için ve din konusunda hassas bir yapıya sahip olduğu için, çünkü bu coğrafya insanlığın yapısı, bu söylemi çok farklı bir algı şeklinde aldılar. Yani Sayın Demirtaş Diyanet'i kaldıracağım söylemiyle neyi kastetti? Gerçekten kaldırılacak ve iktidar tarafından yapılan söylemlerde işte bunlar dinsizliği getirecekler, işte Marksist-Lenist Cumhuriyet bir akımın tarihinin temsilcileri, en önemli onu mu seçimi, çıkaracağız? Cumhuriyet tarihinin en önemli seçimini yaşıyoruz. Sonuçları itibariyle, parlamentonun aritmetiği itibariyle 78 milyon insanın geleceğini belirleyecek bir seçimi yaşıyoruz. Ama aynı zamanda Cumhuriyet tarihinin en haksız, en adaletsiz, en algı operasyonlarının yönetildiği bir seçimi yaşıyoruz. Doğrusunu ifade etmek gerekirse bunu sadece kitle iletişim araçları eliyle değil, birebir beytülmal dediğimiz, birebir hazine olanaklarının, devlet olanaklarının siyasi partiler arasındaki dağılımında görüyoruz. Bakın, müsaadeniz olursa, bir, demokrasilerde bir kere %10 barajı en büyük şiddettir ve hükümet bu şiddeti bu topluma dayatmaya devam etmiştir. İki, hazineden pay alma. Ya bütün siyasi partiler almalı ya da hiçbir siyasi parti almamalı. AKP hükümeti 302 milyon YTL alıyor. Cumhuriyet Halk Partisi, hafsam beni yanıltmıyorsa, 157 milyon hazine yardımı alıyor. Milliyetçi Hareket Partisi, MHP, hafsam beni yanıltmıyorsa yaklaşık olarak 78 milyon YTL alıyor. Eski rakamda trilyon. Trilyon. Şimdi bu kaynak bir kere nereden geliyor ey Urfalı kardeşim? Bu senin cebinden çıkan paradır. Süleymaniye, Hodri Meydan'daki esnaf, senin o prim ödemelerin, Bağkur prim ödemelerin, senin vermiş olduğun vergilerden alınan paradır ve o parayla şimdi bayraklar alınmış, Urfa süsleniyor. Yani o para AKP hükümetinin, bakanlarının veya vekillerinin veya teşkilatının cebinden çıkan kaynak değildir. O sizin alın terinizle kazanmış olduğunuz kaynağın şu anda adil olmayan buradan, şekilde dağıtılmasıdır. Buradan şu da çıkıyor, yani bizi izleyen diğer siyasi parti yöneticileri yanlış anlamasınlar. Özellikle seçim sürecinde medyayla bir takım görüşmeler, şeyler olur ve birçoğu işte paramız yok, bizim partinin parası yok, parasız bu işe giriyor söylemini de boşa çıkarmış oluyor. Yani bahsettiğiniz rakamlar küçük rakamlar değil. Yani bugün 302 milyon lira, 302 trilyon. Yani 81 ile böldüğünüzde her il başına hatır sayılır rakamlar düşüyor. 302 milyonla Urfa'da kaç tekstil fabrikası oluşur? Ve o tekstil fabrikasından kaç insan istihdam olur? Ve her istihdam olan bir insan kaç insanın rızkını, eğitim masrafını, sağlık masrafını çıkarır? Dolayısıyla bu hem bir hukuksuzluk hem bir adaletsizlik ama aynı zamanda bir algı operasyonudur. Bakın, şükürler olsun Rabbime, mensubu olduğum halk, mensubu olduğum coğrafya, Selahaddin Eyyubi'den bugüne, mensubu olduğumuz inanca en büyük hizmeti yapmıştır. Üstad Bedülzaman'ın deyimiyle Kürt halkı Ümmet-i Muhammed'in yetim evladıdır. Ve bugüne kadar sunmuş olduğu hizmetten de, açık söylüyorum, istifade de etmemiştir. Yani dini kullanmamıştır. Ama her hükümet, her devlet bütün coğrafyamızda maalesef suistimal etmiştir. İnancımızı bize karşı
suistimal etmiştir. Bakın Kerbela'nın kendisi dahi bir yönetme, bir hükümet, bir iktidar olma suistimalidir. HDP'nin duruşu çok açık ve nettir. Ey devlet, ey hükümet, o tertemiz olan inancımızdan, halkımızın tertemiz olan inancından elini çek. İnancımız özgür kalsın. Baskılama çağrısıdır, baskılama itirazıdır. Şimdi alimlerimiz, seydalarımız çağrıda bulundular. Ve ayetlerden de esinlenerek, hadislerden de esinlenerek derler ki, alkollüyken namaza yaklaşmayın. Alkollüyken namaza yaklaşmayın. Bunu yazalım bir kartona, ekrana koyalım. Bir arkadaşımız gelsin, o alkollüyken kısmını kapatsın. Geriye sadece ne kalır? Siz söyleyin. Namaza yaklaşmayın. Bu nasıl tüylerimizi diken diken eder değil mi? İşte Selahattin Bey'e yapılan budur. Selahattin Bey, Diyanet İşleri Daire Başkanlığı anayasada, mevzuatta tıpkı YÖK gibi bir devlet kurumudur, bir hükümet kurumudur. Onun uygulamalarını eleştirmiştir. Onun yeterli olmayan uygulamalarını eleştirmiştir. Örneğin bunlardan bir tanesi. 81 vilayete, bütün vilayetlere ve bütün camilere yek bir cuma hutbesi gider. Oysa cuma hutbesinin temel amaçlarından bir tanesi de cumanın yapıldığı, hutbenin yapıldığı cemaatin o günkü, o haftaki var olan sorunları veya gelecekte olası bir nusibetin önlenmesinin istişaresidir. Nasıl olur da Ankara'dan bütün cemaatlerin duygu dünyasına, ihtiyacına tek bir metinle yanıt olunabilir? İşte bu inananları tek tipleştirme politikasıdır. Bir hususu daha lütfen ifade etmeme müsaade edin. İnancımız çeşitli mezhepleri bünyesinde barındırır. İmam Hanefi, Şafii, Hanbeli, ama aynı zamanda Alevi, aynı zamanda Kakai, çok sayıda mezhebimiz var. Ama Diyanet İşleri Daire Başkanlığı'nın uygulamaları Hanefilik mezhebini öne çıkaran ve aslında onun üzerinden yürüyen bir mekanizmadır. Oysa ki olması gereken bütün cemaatimizin, bütün insanlarımızın ritüellerinin tamamını özgürce yerine getirebileceği bir genişlikte, bir esneklikte olması gerekir. Bunun gibi onlarca örnek verilebilir. Şimdi mevzu bahis olan, açık söylüyorum, dine karşıtlık asla ve kata değildir. Mevzu bahis olan, itikatsız bir toplum inşası asla ve kata değildir. Ha ben size açık söylüyorum, vallahi hangi siyasal akım, bu kim olursa olsun, hangi siyasal akım, itikatsız bir toplum inşa etmeye çalışırsa, emin olun muvaffak olamaz. Emin olun muvaffak olamaz. Dolayısıyla bizim bakış açımızda bir nesneye benzetirsek toplumu, uçabilmesi için emin olun mutlak suretle fizik, kimya, matematik, maddiyat, dünyevi bütün şeyler, ama bunun yanında mutlaka bir inanç alanı dediğimiz, iman alanı dediğimiz bir kanat da olmazsa uçamaz bu. Dolayısıyla toplumu inansızlaştırmak, açık söylüyorum, bizim HDP'nin asla ve kata bir tazahürü olamaz. Ama HDP'nin temel çıkış noktası şudur ki, devlet, hükümet kendi siyasi emellerine ulaşmak amacıyla dini baskılama, dini tekeline alma ve insanların o tertemiz duygularını suistimal etmesine de elbette ki karşı çıkacaktır. Kayıtsız ve koşulsuz din ve vicdan hürriyetini savunuyoruz. Kayıtsız ve koşulsuz her inancın mensubunun inancını özgürce
yaşaması, inancının gereklerini özgürce yaşatmasını savunuyoruz. Kaldı ki HDP'nin listesine baktığımızda emin olun bunun örneklerini her açıdan görmek mümkündür. Bakın, AKP hükümeti toplumu hakikaten böldü, kutuplaştırdı. Öyle bir noktaya getirdi ki %50'si benden olsun, %50'si bana bağımlı olsun, geriye kalan %50'si karşıtım olsun diye bir politika yürütüyor AKP hükümeti. HDP tam da bu noktada. Alevi'yi, dindar Müslüman'ı, laiki, sosyal demokratı, Ermeni'yi, Laz'ı, Çerkez'i, Süryani'yi, bütün Türkiye'nin gerçeklerini, realitelerini bir pota etrafında, bir çatı içerisinde toplamayı başardı. Yani kutuplaşmanın ortadan kalktığı, adeta çoğulculukta birliğin sağlandığı bir platforma dönüştü. Ve hakikaten HDP bu manada Urfa'dır. Urfa bu manada HDP'dir. Onun için Urfa, AKP hükümetinin elinde kalan tek koz, elinde neredeyse kalan tek manipüle aracını yutmayacaktır. Buna gelmeyecektir. Ben bundan eminim. Hemen hemen her günde sokaktayım. Kaldı ki Urfa'nın realitesine baktığımızda, toplumumuzun realitesine baktığımızda, Subhanallah, Diyanet İşleri Daire Başkanlığı yokken de bu toplum maşallah inançlı bir toplumdu. Ve halen de inançlı bir toplum. Bu kent medreselerin kenti aynı zamanda. Yani özgün, özerk, özgür olan bir dizi kurumumuz vardı bu toplum içerisinde. Bu kurumlar eliyle de maneviyatımız, itikadımızı öğrenme, bunu geliştirme, bunu gelecek kuşaklara aktarma imkanına sahibiz. Bakın, bana sorarsanız bir tek İslam var. Bu benim kişisel kanaatimdir. Hani ben sümehaşa, ben sayıda değilim. Ama inanan bir insanım. Bana göre Türk İslamcılığı olmaz. Arap İslamcılığı olmaz. Ya da Kürt İslamcılığı olmaz. İslam bir özdür. Oysa hepimiz çok iyi biliyoruz ki Cumhuriyet'in kuruluşundan bugüne değil, bütün topluma dayatılan Türk İslam sentezidir. Bu emin olun inancımıza saygısızlıktır. İnancımızı özünden uzaklaştırmaktır. Bu itibarla da HDP'nin bir kez daha söylüyorum temel itirazı asla ve kata inanca değil, inancımızı suistimal etme çabasını ortaya koyanlardır. Şunu da ifade etmeme müsaade edin. Benim bizatihi tanıdığım örneğin müftüler var. Veya bizatihi tanıdığım Diyanet İşleri Daire Başkanlığı içerisinde hakikaten kıymetli alimler var. Tereddütsüz. O kıymetli alimlere de benim kişisel olarak da saygım sonsuzdur. Eleştirilen bir mekanizmanın yanlış işletilmesidir. Örneğin Selahattin Bey yüksek istişare, yüksek bir şurayı önerdi. Önemli olan işleyişin bütün inançların ihtiyaçlarını ve cemaatlerin yani toplumun itikat, iman sahibi insanların kendilerini gerçekleştirmelerine fırsat tanıyan mekanizmaların hayata geçirilmesi meselesidir. Yoksa özü itibariyle bana göre dinin özüne yakınlaşması çabasıdır. Bugün bütün Orta Doğu coğrafyasının haline baktığında gerçek manada alimler kan alıyorlar. Gerçek manada itikat sahibi olan ve hani bütün bu coğrafyanın insanlarının bugününe ve geleceğine dair kaygı duyan insanların emin olun büyük bir çoğunluğu büyük bir hüzün içerisindeler. Şatul Arap'tan neredeyse Akdeniz'e kadar Subhanallah insanlar birbirini boğazlıyor. Peki nedir bunun hikmeti? Nedir bu musibetin bize vermiş olduğu mesaj? Bunu biz kendimize sormaz mıyız? İşte
devlet ne zamanki dini, mezhebi tekeline alıp topluma dayattı ve kutuplaştırdıysa, orada mezhep kavgaları başladı. Bir Sunni kendisine bombayı bağlıyor, gidiyor bir camide Şiilerin camisine patlatıyor. Aynı durum tam tersi geçerli. Bir Şii kendisine bombayı bağlıyor, gidiyor Sunni'nin camisine patlatıyor. Allah aşkına bunun neresi inanç ve itikattır? Bu inanca ve itikata en büyük saldırı değil midir? Özden en büyük uzaklaşma değil midir? Aslında bütün bunların felsefi arka planına baktığımızda emin olun nemrudilikler vardır. Emin olun bundan. Bizim yapmamız gereken tek şey siyaset kurumunun, devlet kurumunun yapması gereken tek şey, açık söylüyorum, dini özgür bırakmaktır. Saf ve temiz bırakmaktır. Hiç kimse kirletme çabasıyla dine yaklaşmamalıdır. Yaklaştığında uzun vadede, bana göre uzun vadede onun hesabı görülecektir ama orta vadede, kısa vadede toplumun algısında yapılan oynamalar büyük trajedilere toplumu götürmüştür. Geçmişimizde bunun sayısız örnekleriyle doludur. Ben bu konuda Üstad Bediüzzaman'ın kimi reçetelerine bir kez daha bakılmasını öneriyorum. Onun gibi onlarca alimimiz var. Onların reçetelerine bakılmasını öneriyorum. Evet, aslında programın başında söyledim. Yani Osman Baydemir ismi, yani Türkiye siyaseti içerisinde önemli figürlerden biri. Ama Sayın Osman Baydemir bugün Şanlıurfa Milletvekili adayı. Dolayısıyla biraz da isterseniz genelden yerele doğru gelerek programın akışını o yönde sürdürelim. Urfa'daki seçim çalışmalarımız konusunda değerlendirmelerde bulunalım. Şimdi demin işte Diyanet'le ilgili açıklamanızda, yani biz dini daha da böyle üzerinde baskı kurucu değil, din üzerindeki bütün baskılar kalır. Bu özgür inancın yerine getirilebilmesini sağlayacağınızı pardon, bu arada izleyicilerimizden de özür diliyorum, sizden de sürekli öksürüyorum. İklim değişikliği biraz sağlık ve sıhhat diliyorum. Hem aynen, sizlere hem izleyicilerimize. Sağ olun. Şimdi yani böyle işte mesela cuma hutbesiyle ilgili bütün ülkeyi kapsayan tek yerden değil de işte cuma namazının kılınacağı yerdeki durumu göz önünde bulundurularak hutbenin verilmesi gerektiğini ifade ettiniz. Şimdi buradan hareketle ülke siyasetinden yerele doğru geldiğimizde Osman Baydemir Halkların Demokratik Partisi'nin Şanlıurfa Milletvekili adayı olarak sahaya inmiş koşturuyor. 2014 yerel seçimlerinde partinizin Urfa'daki yani o zamanki BDP pardon bugün HDP oy oranını 2-3 katına çıkardınız. Yani yaptığınız çalışmayla. Tabii bunda parti teşkilatının da katkısı kaçınılmaz. Yani burada katınız derken sadece size mal etmek anlamında söylemiyorum. 2014 yerel seçimlerinde yerel seçimi kazanan iktidar partisinin almış olduğu oy oranının %50'si oranında bir oy aldınız. Dolayısıyla o çalışmalarınız ve şimdiki sahadaki yoğun temponuz içerisinde Urfa'nın sorunlarına, Urfa'nın işte sizden beklentilerine, siyasetten beklentilerine, hizmet noktasındaki sıkıntıları için bir takım tespitleriniz olmuştur. Ben hemen soruyu şu şekilde sormak istiyorum. Yani sahada deyim yerindeyse yüksek tempoda koştururken halkın öncelikli olarak yani bu bölge halkının size yansıttığı sorun ne? Ve o sorunun tespiti noktasındaki çalışmalarınız ne? Emin olun, emeklisinden işsizine, işçisinden
hizmet alan personelini, genci, kadını, seydası bir bütün olarak toplumun hangi kesimine dokunduğumuzda, bir dokunduğumuzda bin ah işitiyoruz. Bir kere Urfa halkı 7'den 70'e hükümetin Suriye politikasının mağduru durumunda şu anda. Suriye'de ateşe benzin döken bu hükümet, özellikle Sayın Cumhurbaşkanı, bugün gelen yüz binleri varan Suriyeli kardeşlerimizin yükünü 7'den 70'e Urfa halkının sırtına verdi. Şurada müsaadeniz olursa ben bir çağrıda bulunmak istiyorum. Ey Urfalı kardeşim, Allah sizden bin kere razı olsun. Sizler çok onurlu bir duruş ortaya koydunuz. Gelen bu 100.000 insanı, 100.000'i aşkın insanı, 200.000'i insanı bağrınıza bastınız. Emin olun bu insani bir görevdi ve siz görevinizi, insani duruşunuzu layıkıyla yerine getirdiniz. Bu itibarla da 100 akısınız. Ama bununla birlikte hükümet görevini yerine getirmedi. Bu yükü sizin sırtınıza bıraktı. Ve şu anda Urfa halkı bunu çok net bir şekilde görüyor. Ticaret Urfa'da durmuş durumda. Esnaf Kapaklı Paşası'nda da, Haşimiye'de de, Yıldız Meydanı'nda da, Arap Meydanı'nda da, Hodri Meydanı'nda da, esnaf Akçakale'de de, esnaf Haran'da da, esnaf bütün ilçelerimizde. Emin olun, satış yapmadığı günler var. Siftah yapmadan kepengini kapattığı günler var. Bugün Evren sitesindeydim. Kaç yıldır çevre yolu sorunu halen çözülebilmiş değil. Halen çözülebilmiş değil. Kentte var olan kamyonlar, var olan tırlar adeta şu anda bir uyku modundalar. Kontak açmıyorlar çünkü 3 tane sınır kapısı kapalı. Berhemahal. Hatta bunu seçimin sonrasında da bırakmayalım. Mürşit Pınar sınır kapısı hem Kobani'nin inşası için hem ticaretin canlanması için berhemahal açılmalıdır. Çünkü oranın inşaya başlanması demek gelen nüfusun oraya geri dönmesi demektir aynı zamanda. Ceylan Pınar kapısı hem ticarete açılmalıdır, yani gümrüğe açılmalıdır, hem oranın inşasına ama aynı zamanda gelen nüfusun geri dönmesine. Dolayısıyla bütün ilçelerimizin var olan kapıları mutlaka açılmalı ve gelen nüfusumuzun, gelen kardeşlerimizin, Suriyeli kardeşlerimizin bir an önce geri dönüşlerinin hızlandırılmasının çalışması, çabası yürütülmelidir. O ana kadar da, o zamana kadar da gelen kardeşlerimizin tüm ihtiyaçları, eğitim, sağlık, İAŞ, hatta gerekirse her ay bir miktar nakdi akçe, nakdi para verilmek suretiyle kent içerisinde çalışmamalıdır. Buradaki gündelikçi, işçi, duvarcı, suvacı, boyacı 60 lira alıyordu örneğin, 70 lira alıyordu. Şu andaki Suriyeli kardeşimin emeği de sömürülerek 20 liraya çalıştırılıyor. Dolayısıyla buradaki yurttaş, buradaki nüfus evine ekmek götüremez hale gelmiş durumda. İşte bütün bunlar gelecek, yakın gelecekte başka türlü sosyal mülazalara bizi götürebileceğinden duyduğum kaygıyla bu çağrıyı yapıyorum hükümete. Bu mesele seçim meselesini aşmış, aciliyet arz eden bir meseledir. Berhemahal bu meseleye hep birlikte eğilmemiz gerekiyor. İşsizlik her geçen gün artıyor. Her geçen gün büyüyor. Bakın dün Konya yolunda, Konya'ya 40. kilometrede yine kamyon sırtına istiflendirilen kardeşlerim, Urfalı kardeşlerim trafik kazasında 3 kişi hayatını yitirdi. Bu trajedi halen devam ediyor. Bunun gibi onlarca alan var. Bunun gibi atanamayan öğretmenlerimizin sorunu var. Bunun gibi engelli yurttaşlarımızın kendisine verilen engelli kartının işlevsizliği sorunu var. Bunun gibi emin olun hastanelerde hani doktor, hekim azlığından kaynaklı
Antep'e transfer edilirken veya bir diş cerrahı yetersizliğinden kaynaklı Diyarbakır'a transfer edilirken hayatı riske giren onlarca Urfalı hemşerimiz var, Urfalı hemşerimiz var. Elektrik enerjisi sorununu ifade etmeme herhalde gerek yok. Çünkü hakikaten artık elektrik enerjisi sorununu çözmenin yegane bir yolu kaldı. O da 7 Haziran'da AK Parti hükümetinin ampulünde söndürmektir. Urfa'yı enerjisiz bırakan bu hükümetin ampulünü söndürmektir. Onun sarf etmiş olduğu, bana göre israf etmiş olduğu artık bu enerjiyi ondan geri almaktır. Üstadım, demokrasilerde sandık halkın mahkemesidir. İşte bütün bu bahsetmiş olduğumuz bütün sorunların çözümünün veya bütün bu sorunların totalinin ortaya çıkarttığı bir sorun daha var. O da Urfa'da bana göre layıkıyla bir siyasi temsiliyet sorunu bulunmaktadır. Yani Urfa'nın bütün bu sorunlarını, bütün bu güçlüklerini Ankara'da, parlamento zemininde, kitle iletişim araçlarında, ulusal medyada çatır çatır konuşturan, Urfa'nın hakkını, hukukunu isteyen, yeri geldiğinde bakanlığa karşı, yeri geldiğinde ilgili hükümete karşı göğsünü geren bir vekalet sorununu, bir temsiliyet sorununu aynı zamanda yaşıyor Urfa. Benim inancım o ki demokrasilerde muhalefetin olmadığı bir ülke bir müddet sonra tekerrüre düşer. Muhalefetin olmadığı bir kent bir müddet sonra hizmetten payını almaz. Urfa'nın bir sorunu da daha güçlü bir muhalefet ihtiyacıdır. Ben inanıyorum ki 7 Haziran'da sandık başına giden, yani mahkemeye giden halk, yani mahkemeye giden seçmen, sandık başında demin ifade ettiğimiz ve ifade etmeye zamanımızın yetmediği diğer konularda reyini kullanırken, oyunu kullanırken hem hakim olacaktır, hem savcı olacaktır, hem de Urfa'nın avukatı olacaktır. Sadece kendi sorununu değil, daha doğmamış çocuklarına daha iyi bir kent bırakmanın heyecanlığıyla reyini kullanacaktır. Ve inşallah Urfa bu sefer birinci parti HDP olacaktır. Bizim bütün amacımız, bütün arzumuz hakikaten Urfa'nın bu minvalde hakkına, hukukuna kavuşması mücadelesinde öncülük yapmaktır. Çünkü bu coğrafya gerçekten zengin bir coğrafya. Yılda 4 milyon dolarlık ürün elde ediyoruz. Pamuğun %42'sini üretiyor bu coğrafya. 2001 yılında ey Urfalı kardeşim, ey çiftçi kardeşim, 2001 yılında pamuğun 1 kilosu 1 liraydı. Ben kendim de pamuktan geldiğim için söylüyorum. Çapadan, kazmadan geldiğim için söylüyorum. Bugün yine 1 lira, hatta eğer yağmur almışsa 800 kuruş. Peki 2001 yılında mazot ne kadardı? Gübre ne kadardı? Traktörün fiyatı ne kadardı? Bu çiftçi kime çalışıyor? Bu çiftçi kime çalışıyor? Emiroğlu'nun bankalara çalışıyor diyeceğim. Çünkü bankalara çalışamıyor. Çünkü bankalar kredi vermiyor. Elektrik borcundan dolayı. Tarım Bakanlığı ben kredi veriyorum diyecek. Ama o kredi, o hibe çiftçiye gitmiyor. Tarım Bakanlığı özelleşmiş bir şirketin neredeyse finansörlüğünü, neredeyse tahsildarlığını yapıyor. Açık söylüyorum, çiftçimiz aynı zamanda tefecinin eline düşmüş durumda. Affetsin Urfa halkı beni, ama tefecinin eline düşmüş durumda. Dolayısıyla bunun, hani bu nusubetin de esas hani sebebi nedir dediğimizde yine yanlış ekonomik politikalar, yine bu kente dayatılan yoksullaştırma politikalardır. Bütün bunlardan çıkış yok mudur diye bana sorarsanız, vallahi billahi tillahi çıkış vardır. Çıkış vardır. Ama çıkış Urfa halkının elindedir. Ben açık söylüyorum, Ankara'dan, İstanbul'dan kimse gelip bu kenti, bu şehri, bizleri kurtaramaz. Bizleri ancak biz dayanışma içerisine girersek, çoğulculukta ittifak edersek, değişimde karar kılarsak, emin olun
kurtuluşun kapısını açmış olacağız. Ve o yolda birlikte mücadele ederek inşallah Urfa'nın hakkını, hukukunu Urfalı'ya teslim etme sürecinde de bizlerin de karınca kararınca bir katkısı olacaktır. Evet, yavaş yavaş bize ayrılan sürenin sonuna geliyoruz. Gerçi teknik bir nedenden dolayı kısa bir ara verdik ama şu futbol maçlarında olduğu gibi duraklama süresi maçın süresine dahil ediliyor. Biz de öyle yapacağız. Benim özellikle dikkat ettiğim nokta şu. Yani 2014'te de gelip Urfa'da siyaset yaptığınızda, seçmene gittiğinizde, bu gelişinizde de alışılagelmiş klasik siyasetçi anlayışının dışında bir çalışma görüyoruz. Yani kimseyle polemiğe girmeyen, yerel siyasi dinamikler için söylüyorum, adaylarla ilgili polemiğe girmeyen, onlarla karşı karşıya gelmeyen, kendi doğrularını, kendi bildiklerini anlatan bir siyasetçi profili ve yerelde işte Kürtçe tabirle bir de bir lakap size verildi. Abi Osman diye, Osman amca Türkçesi. Halkta bir sempati oluşturdunuz ve bugün sizinle programa çıkacağımı bilen bir izleyicimiz, hiç kendisini de tanımıyorum, telefonla aradı. Ben dedi özellikle sizden rica ediyorum ki ben Urfalıyım, Urfa tabiriyle mabalım boynunuza. İlla bunu sorun. Osman Bey bunu sırf Urfa'ya yönelik mi yapıyor yoksa normal bir yaşam tarzı mı? Yani dedim görünen köy kılavuzu istemez. Yani onu siz illa bunu sorun demişlerdi. Bunu size yöneltmiş olayım. Urfa'daki çalışmalarınız içerisinde işte yerelde en büyük sorunlar Suriyeliler aslında ve siz de ona değindiniz. Yani elektrikte, ekonomiydi pardon. Estağfurullah. Özür diliyorum. Bunlar giderilebilir, çözülebilir ama zoraki misafir olarak burada bulunan insanların hem kendileri hem de o bölgede yaşayan insanlar için istemeden ortaya koydukları sıkıntı bütün bir coğrafyayı etkiliyor. Şimdi esas soruma... Şimdi müsaadeniz olursa bir kez daha söylüyorum. Siyaset toplumun sorunlarına çözüm bulma adresi, çözüm bulma mekanizmasıdır. Siyasetçi kendi yaşamını toplum lehine vakfeden kişi olmalıdır. Eğer siyasetçi, milletvekili, belediye başkanı veya bir siyasi partinin il başkanı, çok açık ve ne söylüyorum, eğer pozisyonundan dolayı zenginleşmişse bu haramdır. Bunun başka adları da var, ben kullanmak istemiyorum. Çünkü siyaset zenginleşme mekanizması, arenası değildir. AKP'nin çürümüş olmasının, merkezi hükümet itibariyle söylüyorum, çürümüş olmasının nedenlerinden dolayı ya da yozlaşmasından bahsettiğimizde bu ilkenin, bu prensibin dışına çıkmış olmasından aynı zamanda kaynaklıdır. Bir kere kendi namı hesabıma söylüyorum. Siyasette, hani siyaseti bir meslek olarak görmek Rabbim bana nasip etmesin. Bu bir dönemdir. İki dönem belediye başkanlığı görevini ifa ettik. Belki bir dönem milletvekili eğer halkımız bu konuda teveccüh gösterirse inşallah barajı aşacağız. O zaman Urfa halkı gerçekten ya milletvekilliği nasıl çalışır? Nasıl bir yaşam tarzı sürer? Hatta ve hatta maaşı onun hani bu eforuna uçak geliş gidişlerine, ilçelere geliş gidişlerine yeter mi, yetmez mi? Yani vekillik yoksullaştırır mı? Maddi açıdan söylüyorum. Zenginleştirir mi? Onu inşallah pratikte görecektir. Şimdi ben o alana girmeyeyim müsaadenizle. Siyaset aynı zamanda bir hitabettir. Ama siyaset bana sorarsanız, emin olun siyaset nezakettir.
Ne zaman nezaketimi bozdum? Ben bozdum nezaketimi zaman zaman. Ne zaman nezaketimi bozdum biliyor musunuz? Gözlerimle zulme tanık olduğumda nezaketimi bozdum. Çünkü zulme karşı sessiz kalmak bizi insan olmaktan çıkarır. Ve siyaseten de polemiğe girdiğim, hani net bir duruş ortaya koydum ve hatta kem söz kullandığım sınırlı sayıdaki siyasetçi vardır. Ama emin olun zulme uğradığımız için ve kim zulme uğrarsa ben açık ve ne söylüyorum gücüm oranında dilim döndüğünce o zulmün karşısında da bir duruşu ortaya koymanın da çabasının sahibi olacağız. Bu itibarla ben altını çizerek ifade ediyorum. Siyaset aynı zamanda bir nezakettir. Ne zamana kadar? Zulüm mü gördüğünüze kadar. Zalim kim olursa olsun mutlaka onun karşısında bir duruşu ortaya koymamız lazım. Bakın bu duruş bazen itiraz etmektir sözünüzde. Bu duruş bazen gücünüz oranında engel olma çabasıdır. Ama bu itiraz etme duruşu bazen sandık başına gidip daha önce ona vermiş olduğun oyu, ona vermiş olduğun reyi geri almaktır, geri çekmektir. Müsaadenizle ben son söz olarak Urfalı kardeşlerime şöyle bir çağrıda bulunmak istiyorum. Daha önce de ifade ettim, 2014'te de ifade etmiştim. HDP bu minvalde, iktidar bağlamında bu kentte henüz denenmemiş bir siyasettir. AKP denendi. 12 yıldır, 13 yıldır bu şehir çok ciddi bir destek sundu. Bu şehrin insanının sunmuş olduğu desteğin karşılığını miskali zerre kadar almadı. Gelin bu sefer denenmemişi deneyelim. Gelin bu şehirde öyle bir muhalefete öyle bir güç verelim ki hükümeti de, vilayeti de, belediyeyi de, hastaneleri de, TİGEM'i de, DEDAŞ'ı da çalışmaya sevk eden, yani hakkınıza, hukukunuza, kavuşmanıza katkı sunan bir güçte bir muhalefet oluşturalım. Onun için ben diyorum ki şeş, nave kade hoş. Altı tane çıkaralım ki, hakikaten çıkaralım ki bizim bir söz söylediğimizde bunun iktidar üzerinde bir ağırlığı olsun. Ankara'da, parlamentoda, Plan Bütçe Komisyonu'nda, KİT Komisyonu'nda, Adalet Komisyonu'nda, Sağlık Komisyonu'nda konuştuğumuzda, doğum hastanesini gündeme getirdiğimizde bunun bir kıymeti harbiyesi olsun, orada bir baskı oluşturabilirim. Ben inanıyorum ki Urfa halkı bu sefer bunu gerçekleştirecektir. Burada tek bir engel kalıyor, tek bir sorunumuz kalıyor. O sorun da emin olun 2014'te denenen sorundur. Yani iki ayaklı kediler sorunu. 2014'te Rabbim şahidimdir ki sandık başında yani seçim kurulunda kendi gözlerimle gördüm. Torbaların ağzı açıktı. Torbalar mühürsüzdü. Kimi kamu görevlileri yani sandık başkanları değil, sandık görevlileri değil, kimi kamu görevlileri, üniformalı kamu görevlileri torbaları getiriyorlardı. Eğer ben o zaman çıkıp bir açıklama yapsaydım, insan hayatına mal olacaktı. Ben insan hayatına mal olmasın diye yuttum, sineye çektim. Çünkü ben sadece Urfa'daki durumdan kaygılanmadım. Bizim bir açıklamamızın Türkiye'nin pek çok yerinde yankı bulacağının farkında, bilincinde olan bir insan. Ama bu seçim sonuçları, yani Urfa ya dair bizim beklentimiz, HDP'nin beklentisi, en büyük şiddet olan baraj uygulaması şiddetini aşabilecek bir potansiyeli var Urfa'nın. Urfa öncülük ederse, ki inşallah edecek, biz barajı aşacağız. Yani Urfa Türkiye'nin önünü açacak. Urfa barışın önünü açacak. Urfa yeni bir anayasanın inşasının önünü açacak. Dolayısıyla bizim kaybedeceğimiz
bir belediye başkanlığı seçimi değildir. Bizim kaybedeceğimiz 78 milyon insanın geleceğidir. Tek bir oyumuzun çalınmasına müsaade etmeyeceğiz. Asla ve kata rıza göstermeyeceğiz. Lütfen, lütfen, lütfen çağrıda bulunuyorum. Geçmişte bu uygulamayı yapanlar, böylesi hesabı kitabı olanlar ya da planı olanlar, bu planlardan vazgeçin. Vazgeçin. Bu en büyük ihaneti bu ülkeye olacaktır. En büyük haksızlığı Urfa halkının kendisine olacaktır. Gelin ahlakla, gelin etikle, hep beraber diyelim ki, ey Urfa halkı, sandık başına gittiğinde reyini hangi partiye verirsen başım gözüm üstüne kabulümdür. Sandığa giren oy neyse, sandıktan çıkan oy da o olacaktır. Bir tane bana yazılan oy başkasına yazılmasın. Başkasına yazılacak ya da başkasına verilen bir oy bana yazılırsa, ben Urfa halkının bütününün huzurunda söylüyorum, bana haram olsun. Ben reddediyorum. Hiçbir müşahidemiz böyle bir şeye izin vermesin. Ama bize verilen bir tane oy eğer başka bir siyasi partiye yazılırsa, bu zeminde, hukuk dahilinde, sivil itaatsizlik dahilinde, elimizden gelen bütün çabayı demokrasi dahilinde ortaya koyacağız. İki, hukuk mekanizmalarını harekete geçireceğiz. Yani bundan bütün kamu görevlileriyle mahkemelerde de hesaplaşacağız. Ama bir mahkeme daha var ki, o da Mahkeme-i Kübra'dır. Benim her iki elim o insanların yakasında olacaktır. Çünkü bir kez daha söylüyorum, mevzu bahis olan Osman Baydemir'in veya listemizin 12 sırasının 12 kişinin parlamentoya girmesi meselesi değil. Mesele 70 yıllık birikmiş kangrenleşmiş sorunlarımızın çözüm bulacağı bir parlamento aritmetiğinin oluşması meselesidir. Mesele bu ülkenin ayaklarına pranga olmuş kangrenleşmiş kimi sorunların aşımı çözümü meselesidir. Peki bu noktada hemen aklıma gelmişken sorayım. Yani parlamentodaki aritmetiği hesaba kattığımızda velev ki diyelim Halkların Demokratik Partisi barajı açtı, meclise girdi ve meclisteki diğer partilerden biriyle koalisyonu gerçekleştirdiği zaman hükümette yer alması söz konusu oldu. Böylesi bir durumda Halkların Demokratik Partisi meclisteki şu an hali hazırdaki siyasi partilerden hangisini kendisine yakın görüyor? Her şeyden önce HDP elbette ki iktidarı, adil bir iktidarı, adilane bir yönetimi yönetmeyi arzulayan bir siyasi partidir. Elbette ki tek başımıza hükümet kurmayı arzularız. Ama şüphesiz ki ülkenin kimi sorunlarının çözümü konusunda ittifak etmek ya da ortak paydalarda buluşmak için mutlaka hükümet ortağı olmak gerekmiyor. Örneğin benim nazane önerim, HDP bir azınlık hükümeti kurabilir. Veya HDP bir azınlık hükümeti talebine destek verebilir. Bütün mesele burada, önce bir aritmetiği görmek lazım, akabinde prensiplerde uzlaşmak lazım. İlkelerde uzlaşmak lazım. Mesela benim grubumda ortaya koyacağım ilk prensiplerden bir tanesi kayıtsız ve koşulsuz şeffaflık. Kayıtsız ve koşulsuz şeffaflık. Yani beytül maldan miskali zerre kadar çalınamayacağı bir şeffaf yönetim anlayışının yerleştirilmesi. Emekçinin hakkının korunmasının yerleştirilmesi. Kayıtsız ve koşulsuz inanç ve vicdan hürriyetinin uygulanması. Ve bunun gibi ilkeler, evet, prensipler. Böylelikle biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Aslında saat olarak açtıysa bizden sonra ayrı bir program var. O konuğumuz da kendisinin hakkını gasp ettiğimiz düşüncesine kapılmasını istemeyiz. Programımızı
kapatalım ve son mesajlarınızı ben çok alalım. Teşekkür ediyorum. Bizden sonra gelecek konuğunuza da ben içtenlikle başarı diliyorum. Seçim çalışmalarında da içtenlikle başarı diliyorum. Kendilerini haklarında helal etsinler. Sanırım bizden ziyade teknik arızadan, teknik arızadan kaynaklı yani olan bir durum oldu. Sizin de veya program akışıyla ilgili netice bir durum. İtibariyle kazasız belasız olsun. Urfa'mızda tek bir insanımızın burnunun kanamayacağı bir seçim saati mahallini son gününe kadar sürdürelim. Sonuç itibariyle demokrasi kazansın, barış kazansın, birlikte yaşam ideali kazansın ve şüphesiz ki Urfa Türkmeniyle, Kürdüyle, Arabıyla, şehirlisiyle, ilçesiyle, emeklisiyle, köylüsüyle, çiftçisiyle Urfalı kazansın bu kampanyada. En derin saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ediyorum işte. Evet sevgili izleyicilerimiz, Kırmızı Platform'un bu akşamki konuğu Halkların Demokratik Partisi Şanlıurfa Milletvekili adayı Sayın Osman Baydemir'di. Osman Baydemir'le bize ayrılan süre içerisinde ülke gündemini, ülke gündeminin Urfa'yı ilgilendiren konularını ve Urfa'daki seçim çalışmalarıyla ilgili konuları konuşmaya, irdelemeye çalıştık. Bizi bu saate kadar yalnız bırakmadınız, izlediğiniz için teşekkür ediyor. Bir sonraki Kırmızı Platform'da buluşuncaya kadar iyi yarınlar diliyoruz. Hoşça kalın.